Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji Türkçe öğretmeni Aşiye Kılıç. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızın vatandaşlık temasında yer alan Çocuk Bahçesindeki Bekçi adlı metni işleyeceğiz çocuklar. Evet, ilerleyelim. İlk olarak vatandaşlık temasında işleyeceğimiz metinleri bir görelim. Nedir bunlar? Birinci metnimiz Çocuk Bahçesindeki Bekçi. İkinci metnimiz bilinçli tüketici, üçüncü metin özgürlük ve dördüncü ve dinleme metnimizde çocuklar sokak metni diyoruz. Evet, ilerleyelim. Biliyorsunuz her zaman ilk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz. Hazırlık çalışmaları bizi metni hazırlayan kısımdı. O yüzden sizler de bu iki soruya çok iyi hazırlanıp geliyorsunuz çocuklar. Defterlerimize mutlaka yazıp geliyoruz. Evet, ilk sorumuzu okuyalım. Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır. Sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız. Evet çocuklar, burada şöyle bir açıklama yaptım ben. Sizler de tabii ki kendinize göre, kendi duygu ve düşüncelerinizle hareket ederek yorumlarınızı yazacaksınız. Toplum hayatında herkese düşen temel görevler çevreyi korumak ve canlılara saygılı olmaktır. Birlikte yaşanılan kişilere ve yaşanılan yere duyulan saygı güvenli ve huzurlu bir toplum için temeldir. Yere çöp atmamalı, yaşadığımız yeri temiz tutmalıyız. Üretmek ve tüketmek için herkesin toplumda kendine düşen görevleri vardır. Yiyecek ihtiyacının karşılanması için çiftçilere ihtiyaç vardır. Onları satın almak için marketler, işlemek için fabrikalar gerekir. Kıyafetler için tekstil, eşyalar için marangoz ve demircilere, temizlik görevlilerine, öğretmenlere, doktorlara, mühendislere ve nice görevdeki insanlara ihtiyaç duyarız. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz? Evet, hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Ben üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getiririm. Bunu yapabilmek için de dikkat ettiğim noktalar vardır. Mesela sorumluluğumu yerine getirirken vakit kaybetmem, bugünün işini yarına bırakmam, üzerime düşen görevi o anda yapmam gerektiğini bilirim. Bu yüzden ciddiyetle görevimi yerine getiririm. Asla geçiştirmek için bir şeyi yapmam. Oldukça sorumluluğuma odaklanırım ve işimi ciddiye alırım. Kendi görevimi kendim üstlenirim. Evet, siz de kendi düşüncelerinizi bu iki soruya yazıp geliyorsunuz çocuklar. Burada dikkat edeceğimiz bir kısım var. Orayı okuyalım. Metnin başlığından ve görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi birinci etkinliğe yazınız. Evet. Diğer sorumuz ise, diğer vurgulamamız gereken nokta ise metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Evet çocuklar, metni sınıfa gelmeden önce mutlaka bir kez sesli okuyorsunuz. Burada yazarımız hakkında kısa bir bilgi var. Bunu şimdi okuyorum ben. Üzeyir Gündüz, 1950. Öykü ve roman yazarıdır. Eserlerinden bazıları Değirmenden Gelen Haber, Anneler ve Kuzuları, Gülahmet, Bayram Şenliği, Üç Kişilik Mutluluk, Tek Kanatlı Güvercin, Tonton Dedemin Yaşlı Saati. Evet, şimdi de metnimizi okuyalım. Çocuk bahçesindeki bekçi. Bizim sokağın alt başına küçük bir çocuk parkı yapıldı. Beyaz badanalı, ihata duvarını yine beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevrelediler. Parkın köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi vardı. Orta yaşlı, çatık kaşlı bir amca bazen bu kulübenin önünde dikilip bas bas bağırır. Kapıyı görmedin mi oğlum? Ne diye duvardan atlıyorsun? Çimenleri çiğneme, kenardan yürü. Yavrum, siz hiç mektep medrese görmediniz mi? Salıncağa ayakkabıyla basılır mı? İn oradan. Ne yalan söyleyeyim. İlk günlerde bu adama çok kızıyordum. Ne diye bağırıyordu? Bu park bizlere oynasın diye yapılmamış mıydı? İkide bir düdük öttürecek ne var yani? Park alıp götürmüyoruz ya. Gerçi ben bazı çocukların yaptığı gibi yeşillikleri çiğneyip duvardan atlamıyordum ama
yine de bekçi amcanın bağırmasından hoşlanmıyordum. Ne zaman parka gitmek istesem, bekçinin orada bulunmadığı bir saati kolluyordum. Geçen hafta sonunda küçük kardeşimi parka götürdüm. Elle de tahterevalliye bineceğim diye tutturdu. Annemin ısrarı üzerine gitmek zorunda kaldım. Bekçi amca öğle yemeğine gidinceye kadar parkın kapısında bekledik. Sabırsızlıkla içeri dalmak isteyen kardeşimi zor zapt ettim. Oyun alanı tıklım tıklım doluydu. Her oyuncağın başında uzun bir kuyruk oluşmuştu. Ben de kardeşimin elinden tutup tahterevalli kuyruğuna girdim. Bize sıra gelmediği gibi bizim önümüzdeki çocukların da kıpırdamaya niyetleri yoktu. Çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu. Belki de 16-17 yaşlarında vardılar. Sanki tahterevalli babalarının malıymış gibi kalkmak bilmiyorlardı. Birinin ayaklarında kocaman potinleri vardı. Artık nereye basmışsa her yanı çamur içindeydi. Biraz sonra oturduğu yerden kalkıp tahterevallinin üzerine çıktı. Karşısına da işaret edip ayağa kalkmasını söyledi. Sonra birlikte zıplamaya başladılar. Çocuğun ayakkabısındaki çamur her yana bulaşmıştı. Kara kara düşünmeye başladım. Evden çıkarken annem... Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin diye sıkı sıkıya tembih etmişti. Bu çamurlu şeyin üzerine kardeşimi nasıl bindirecektim? Bindirmeden eve götürsem ter ter tepinir, ağlardı. Tahterevalli'deki çocuklara iyice sinirlenmiştim. İnin artık diye bağırdım. Herkes sizin bekleyecek, biz de bineceğiz. Sanki bu sözleri söylediğime pişman oldum. Ayakkabıları çamurlu olan çocuk pazularını şişirip önümüze dikilmez mi? Kocaman gövdesini görünce ödüm patladı. Boncuk boncuk terlemeye başladım. Hele yakamı tutup beni itmeye başlaması yok mu? Kanımı dondurdu. Küçük kardeşim heyecana kapılmış ağlıyordu. Bu iri yapılı ve benden en azı 6 yaş büyük olan çocuğun elinden kurtulmak imkansızdı. Aklıma gelen ilk çareye başvurmak zorunda kaldım. Bekçi amca diye bağırdım. Bu imdat çığlığı her şeye yetti. Çocuk yakamı bırakmakla kalmadı, parkı bile terk etti. Arkadaşlarıyla birlikte demir parmaklıklı duvarı bir çırpıda aşıp gözden kayboldu. Meğer o yaştaki çocukların parktaki oyuncaklara binmesi ve onları işgal etmesi yasakmış. Ne kadar rahatladığımı artık siz bir düşünün. Gerçi bekçi amca benim çığlığımı duymamıştı ama onun adını söylemek o çocukları kaçırmaya yetmişti. Daha birkaç gün öncesine kadar kendisine öfkeyle baktığım bekçi amcayı artık sevmeye başlamıştım. Meğer onun bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş. Her düdük çaldığında bizi korkutmak için değil, bir kötülüğe engel olmak için çalıştığını artık daha iyi anlıyorum. Üzeyir Gündüz. Çok güzel bir metin çocuklar. Umarım siz de severek okuyacaksınız. Evet, birinci etkinlikle başlıyoruz. Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi metnin içeriği ile karşılaştırınız. Bir parkta oyun oynayan çocukları başka çocukları rahatsız etmesi ve park bekçisinin bu duruma müdahale etmesini anlatıyor olabilir. Evet, ikinci etkinliğimiz, okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük'ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız. Evet, ihata, sözlük anlamı kuşatma, cümlem, aşırı yağmur nedeniyle evin bahçesindeki eski ihata duvarlar yıkıldı. Kollamak, olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek, cümlem, her ana birinin geleceğini düşünüp etrafı kollamaya başladım. Potin, sözlük anlamı, ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı. Cümlem, küçük çocuk elbiselerini ve potinlerini çıkarıp denize doğru sevinçle koştu. Tembih, bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma. Cümlem,
Öğretmenimiz proje ödevlerimizi zamanında bitirmemiz konusunda hepimizi tembihledi. Mektep, okul demek çocuklar cümlem ise kardeşi eski mektebe gidiyordu. Ve son olarak öfke, engellenme, incinme ve benzeri gibi bir durum karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi kızgınlık. Cümlem ise öfkesine hakim olabilen bir çocuktu. Çocuklar siz bu etkinlikte sizin anlamını bilmediğiniz kelimeleri yapabilirsiniz. Başka kelimeler mutlaka ekleyebilirsiniz tabii ki. Üçüncü etkinlik, aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz. Burada eşleştirme yapacağız. Çocuklar, kara kara düşünmek, çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmaktır. Elinden kurtulmak, birinden kaçmayı başarmaktır. Ödü patlamak, çok korkmaktır çocuklar. Gözden kaybolmak, ortadan çekilmek veya görünmez olmak. Ve son olarak çocuklar, kanı donmak, dona kalmak, çok şaşırmak diyoruz. Evet, ilerleyelim. Ve bu deyimleri birer cümlede kullanınız. Sınavda yeterli puanı alamayınca kara kara düşünmeye başladı. Kedi köpeğin elinden kurtulup yüksek ağaca bir çırpıda tırmandı. Gecenin karanlığında birden patlayan havai fişekler ödünü patlattı. Köye giden otobüs gözden kaybolunca o da evine döndü. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim dut ağacının kesildiğini görünce kanım dondu. Evet çocuklar, bu şekilde cümlelerimi kurdum. Tabii ki sizler çok daha farklı cümleler kurabilirsiniz. Bu deyimlerin metin anlatımına nasıl bir katkısı vardır açıklayınız. Evet çocuklar, deyimler anlatımı daha etkileyici kılmıştır. Metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış, anlatımı güçlendirmiştir. Anlatıma zenginlik katmıştır diyoruz. Devam edelim dördüncü etkinlikle çocuklar. Yalnız dördüncü etkinlikte yazılacak yer bırakılmamış kitaplarımızda. O yüzden dördüncü etkinliği mutlaka defterlere yapıyoruz çocuklar. Tamam. Evet, ilerleyelim. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Yazar çocuk parkını nasıl betimlemiştir? Sokaklarının alt başına küçük bir çocuk parkı yapılmış. Beyaz badanalı, ihata duvarını yine beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevrilmişler. Parkın köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü çirin bir bekçi kulübesi de varmış diyoruz. İkinci soru, çocuk parkındaki bekçi çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? İkide bir düt götürerek çocukların oyun oynamalarına ses ediyormuş. Bunun yanında bazen de parktaki çimenlere basmamaları için onları uyarıyormuş. Çocuk kızsa da aslında bekçi amca hem görevini hem de doğru olanı yapıyor. Çünkü park bütün çocukların malıdır. Onu kötü kullanan, yıpratanlara karşı korumak gereklidir. Evet, üçüncü soru. Yazar neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir? Çünkü bekçiyi görmek istememektedir. Bekçinin o oynarken bağırıp çağırmasından mutsuz oluyormuş. Dördüncü soru. Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden? Hayır, doğru bulmuyorum tabii ki. Çünkü onların o parka girişleri yasal olmamasına rağmen hem girmişler hem de diğer çocukları rahatsız etmişler. Onların oyun oynamalarına engel olmuşlardır diyoruz. Evet. Ve beşinci sorumuz, son sorumuz. Yazar bekçiye neden hak vermiştir? Çünkü onun bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş. Her düdük çaldığında onları korkutmak için değil, bir kötülüğe engel olmak için çaldığını artık daha iyi anlamıştır diyoruz. Evet. Dördüncü etkinliğimizi de tamamladık. Beşinci etkinliğimize geldik. İlerleyelim. Aşağıda verilen hikaye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz. Birinci soru, sahne ve zaman, olay nerede, ne zaman geçiyor? Evet, zaman belirsiz, olay çocukların oyun parkında geçmektedir. İkinci soru, ana ve yardımcı karakterler, yani hikayedeki insanlar kimler? Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük olan iki çocuk ve parkta oynayan çocuklar da kahramanlarımız diyoruz. Başlangıç olayı, bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması.
Problem hakkında hikayenin yazıldığı olay yani çocuklar. Yaşı büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi. Esas problem budur. Pardon. Evet. Beşinci soru arkadaşlar. Problem çözme teşebbüsleri. Çocuğun yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi diyoruz. Altıncı sonuç. Ne oldu sonuç arkadaşlar? Bakalım. Bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması sonuç budur. Ve son ana fikir. İnsanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları aslında bizim iyiliğimiz için olabilir diyoruz. Ana fikir de budur. Evet, ilerleyelim. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz. Çocukların parkta yaşadıkları sorun tahterevalliye binememeleri. Nedeni yaşı büyük iki çocuğun güçlerini kullanarak buna izin vermemeleri. Çözüm önerim büyüklerden yardım istemek. Evet, yedinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu. Parka gitmek zorunda kaldım çünkü annem ısrar ediyordu. Kardeşimi zor zapt ettim çünkü bekçinin gitmesini bekliyordum. Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu. Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü yapılacak kötülüklere engel olmak istiyordu. Bekçi amca sürekli düdük çalıp duruyordu çünkü parkın güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Bu şekilde tamamladık. 8. etkinlik. Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet, bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi çocuklar defterlerinize hazırlayarak geliniz. Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkındaki düşünmelerini sağlayınız. Evet, hazırlanıp geliyoruz bu soruya çocuklar. 9. etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir açıklayınız. Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin diye sıkı sıkıya tembih etmişti. Evet çocuklar, burada kullanılma amacı tırnak işaretinin başka bir kimseden alıntı olduğunu göstermek, başka bir kimseden ya da bir yazıdan olduğu gibi aktarıldığını göstermek için kullanılmıştır diyoruz. B'ye gelelim. Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz. Kapıyı görmedin mi oğlum? Niye duvardan atlıyorsun? Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz için kullanılmıştır. Diğer cümle, yeni bir barış taarruzu başladı. Yine burada da barış taarruzu tırnak işareti tırnak içinde kullanılmış. Özel olarak vurgulanmak istenen sözü göstermek için kullanılmıştır. Evet, bugün öğrenciler kendi Gök Kubbemiz adlı şiir kitabını incelediler. Evet, burada da çocuklar yine kendi Gök Kubbemiz tırnak içine alınmıştır. Cümle içinde eserin ve yazının adı ile bölüm başlığını göstermek için kullanılmıştır diyoruz. Evet. 10. etkinlik. Evet çocuklar. Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Evet, burada çocuklar, ben bir metin hazırladım. Sizler de kendi duygu ve düşüncelerinizden yola çıkarak birer metin hazırlayın lütfen. Bir toplumu oluşturan insanların o toplumda rahatça, güven içinde ve mutlu yaşayabilmeleri, insanların kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleriyle mümkündür. Ancak bu şekilde toplum ayakta kalır. Herkes vatanını sever. Fakat sadece sevmek yetmez. İnsanlar vatanlarını korumalı, gelişmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu da ancak üzerine düşen görevlerini
en iyi şekilde yerine getirmesiyle mümkündür. Eğer insanlar sorumluluklarını bilmezse, görevlerini yerine getirmezse vatanı zarar görür. Görevini yerine getirmeyip vatanın zarar görmesine neden olan insanın da vatanına olan sevgisi inandırıcı olmaz. Eğer insanlar vatanlarını gerçekten seviyorlarsa görevlerinin bilincinde olmalı, üzerlerine düşeni sonuna kadar yapmalıdırlar. Görevini en iyi şekilde yapan insanların vatanlarını en çok seven insanlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 10. etkinliğimizi de tamamladık. Bir sonraki derste hazırlık kısmı var. Evet, burada sizi ödevlendirelim. Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız. Çocuklar, yaptığınız bu araştırmayı mutlaka defterlerimize yazalım. Hazırlıklı bir şekilde derse gelelim. Evet, metnimizi tamamladık. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.